Merhaba dostlar. Şimdi bu videomuzda da 20. sorudan itibaren yeni nesil sorularımızı çözmeye devam ediyorum. Evet, ilk 20. sorumuz bakalım ne diyor? O merkezli daire biçimindeki bir kağıt. AB kirişi boyunca katlandığında AKB yayı O noktasından geçmektedir. Artık buna alıştık dostlarım. O noktasından geçen yay kesinlikle ölçüsü 120 derece olan yaydır. Katlandığında merkezden geçiyorsa 120 derecelik bir yay katlanıyor demektir. Yarıçap altı olduğuna göre boyalı bölgenin alanı, şuradaki boyalı bölgenin alanını soruyor. Deminden beri yaptığımız şey. Şimdi şurayı bulacağız A diyelim. Yani şu alanı buluyorum. Katlandı buraya geldi. Burası da A. Sonra tam dairenin alanından 2A'yı çıkartacağım dostlarım. Olay bitecek. Tam dairenin alanı pi re kare. Yarı çapımda 6 olduğu için pi re kareden 36 pi. Ben bundan 2A'yı çıkarırsam aradığım cevap geliyormuş. Şimdi A alanını bulalım. A'yı da şöyle buluyorduk değil mi arkadaşlarım? Önceki videomuzda bir sürü bulduk bundan. Şurası 120 derecelik yay. Ben şimdi şurayı arıyorum. A alanını arıyorum. Demek ki 120 derecelik yayın ölçüsünden, yayın alanından 120 çarpı pi r kare bölü 360'tan şu üçgeni çıkartacaktım dostum. O da sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 60. Yani kök 3 bölü 2 dedim. Şimdi hesaplayalım. 1 0, 1 0, 36, 36, 12 pi geldi burası. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 3, 9 kök 3 de burası geldi. Evet, bu A alanı. Şimdi 36 pi'den 2 tane A'yı çıkartacaktım. Yani 12 pi eksi 9 kök 3'ü çıkarıyorum. Buradan 36 pi eksi 24 pi artı 18 kök 3 olur. 36'dan 24 çıkarsa 12 pi artı 18 kök 3 benim aradığım cevap olur. Yani Edirne şıkkı. Şekilde çevresi 24 birim olan kare şeklindeki masanın çevresi 24 ise bir kenarını 6 diyebilirim artık ben bunun. Şöyle 6'ları yazalım. Masa örtüsü görülür. Bu örtünün masanın dörtgeninden sarkan kısımlarının yere en yakın uzaklığı 3 birim olduğuna göre masanın ayağının uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi masanın şöyle tam örtünün yere en yakın noktası şu yere olan en yakın noktasının uzaklığı 3 birimmiş dostum. Şimdi şu 6 dediğim şey, hani bakın bu 4 köşeden de şöyle aynı parçalara ayırmış kare kare ya bunlar. Yani şöyle düşünün. Daireyi, masa örtüsünü şöyle daire. 4 köşeden de şöyle 6'şar birimlik kirişler ayırmış ve aşağı düşmüş şu kalan kısımlar. Şurası aşağı düşmüş, şurası aşağı düşmüş. Peki 6, 6, 6, 6 kare diye dediği için. Her birinin arkasındaki yaylar da birbirine eşit şöyle. Demek ki bunlar 90 derecelik yay. Toplam 360 olacak ya dostlarım. 90 derecelik yaymış bunlar. Şimdi bir de şunu bulalım. Şu merkezden kirişin ucuna yarıçapı çizeceğim. Kirişin ucuna yarıçapı çizeceğim. Burası 90. Demek ki 3 kök 2 imiş benim yarıçap dediğim uzunluk. 3 kök 2'nin kök 2 katıdır 6. Yani şuradan aşağı indirdiğim şu uzunluk 3 kök 2 imiş dostlarım. Yarıçapım 3 kök 2 çünkü. Peki karenin bir kenarı 6 ise bu da tam ortada olduğu için karenin kenarına uzaklığı 3. Burası da 3 olacak. Şu aradaki mesafe demek ki 3 kök 2 eksi 3 olacak. Bakın burada da gösteriyorum. Şurayı buldum ben. 3 kök 2 eksi 3'tür buranın toplam uzunluğu. Peki masanın ayağının uzunluğunu soruyor. Yani şurayı, yani bunun toplamını soruyor. Toplarsam 3'ler gitti. Geriye 3 kök 2 kaldı kardeşim. Cevap Edirne'den çıktı. 22 numaradayız. Yarıçapı 12 birim olan B merkezli tomruk C noktasında teğet iken ok yönünde A merkezli yarıçapı 24 birim olan sabit tomruğun üzerinden döndürülerek PR duvarına teğet konumuna getiriliyor. Buna göre B noktasının izlediği yol ile KL yayı arasında kalan mavi boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Çok da güzel bir soru. Şimdi iki çember birbirine teğetse hiç düşünmeden merkezlerini ve tam da şu teğet oldukları noktayı doğrusal bir çizgiyle birleştiriyorduk. Bunun yarıçapı 12, bunun yarıçapı 24. Aynısını burada da yapıyorum. Merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştiriyorum. Burası 12,
Burası 24. Şimdi dostlar, şuradaki mavi alanı soruyor ya bize. Şuraya da A alanı diyelim biz. Dostum şunu yapacağız değil mi? Toplam şu daire diliminin alanından biz şuradaki kahverengi A alanını çıkartırsak X'i buluyoruz değil mi kardeşim? Şimdi buradaki şu açıyı bulmak önemli. Acaba kaç derecelik bir açıda çalışıyoruz? Biz bunu bulacağız şimdi birlikte. Şurası 12, burası 36. Şuraya A açısı diyelim. Şuraya B diyelim. A, B 90'ımızı yazalım. Şimdi şuradan da aşağıya bir diklik indirelim. Şöyle dikliğimizi indirdim. Bakın bunun da şu kısmı 12'dir. Şurası 12 oldu. Değil mi? Teğet olduğu için yarıçap 12. O halde şurası da 12. Buraya da 12 kaldı. Ve bakın şu üçgende hipotenüsü 36, bir dik kenarı 12 olan dik üçgen. Yani şununla aynıdır dostlarım. Bunun da bir kenarı 12, hipotenüsü 36, bir açısı 90. Tıpatıp aynı üçgenler, yani eş üçgenler. 12'nin karşısına burada A dediysem, buradaki 12'nin karşısındaki şu açıya da A demeliyim. Şuraya da B yazmalıyım o halde. Ve bakın bu A ile bu B'nin toplamının 90 olduğunu biliyorum. O halde bu araya da 90 kaldı dedim. Şimdi gelin büyük çeyrek daireden kahverengi şu A'yı çıkartalım, X'i bulalım. Büyük çeyrek daire alanı pi r kare bölü 4, ki yarıçapı 36'dır dostlarım. Demek ki 36'nın karesi gelecek. Yani pi çarpı 36 çarpı 36 bölü 4'ten ben neyi çıkaracağım? Hatta bunu bir bulayım. Gitti gitti, 4'e böldüm 9. 9 çarpı 36 pi geldi bu. Şimdi şu kahverengi A alanını bulalım. O da çeyrek daire. Pi r kare bölü 4. Bunun r'si 24. Yani pi çarpı 24 çarpı 24 bölü 4. Gitti gitti 6. Bu da 6 çarpı 24 çarpı pi geldi. İşte mavi alan bundan bunu çıkartacağız dostlarım. 9 ile 36'yı çarpayım şöyle kenarda ya. Çarpalım öyle bulalım. 6 kere 9 54. Elde var 5. 27. 5 daha 32. 324 pi'ymiş. Şunu bulalım. 6 ile 24'ü çarpalım. 24 çarpı 6. 6 kere 4 24. Elde var 2. 12. 2 de buradan 144. 144 pi'yi çıkartacağız dostlarım. Çıkartalım. 0. 12'den 4 çıktı 8. 2'den 1 çıktı. 180 pi'dir aradığımız cevap diyebiliriz. Evet, cevabımız 180 pi'ymiş. Devam. 23. soruya geldik. Çin'de karşılıklı iki zıtlığın dengede ve hatta birer parçada birbirinin içinde olduğunu anlatan Yin Yang öğretisinin sembolü olan denge işareti şekilde çizilmiştir. Çizim yapılırken bilmem ne çemberler ile bilmem ne çaplı yarım çemberler kullanılmıştır. AB 12, peki beyaz bölgenin çevresi kaç pi'dir? Şimdi AB 12 ise şurası, bakın eşit, şuradaki yarım dairenin merkezi burası çünkü. Şuralar eşit, yarım dairenin merkezi burası çünkü. 4 parça 12'ymiş. Demek ki her biri 3, 3. Bir bunu yazalım. Şimdi bunun da tabii ki şurası çap 3'tür. Demek ki yarı çapı 3 bölü 2. Aynı şekilde bunun da yarı çapı 3 bölü 2. Şimdi beyaz şeklin çevresini soruyor bize dostlar. Dikkatli olacaksınız burada. Hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Biraz tavşan avlama sorusu gibi olmuş bu kardeşim. Önce şunun beyazın çevresini bir göstereyim, neresi? Şu kırmızıyla çizdiğim şey beyazın çevresidir arkadaşlarım. Bakın şurada bir yarım daire var. Hemen hesaplayalım mı hatta? Yarım daire dedik. Yarı çapı 3 ya. 2 pi r bölü 2. Değil mi? Yarım dairenin yay uzunluğu artı. Şurada bir yarım daire var. Bu da bir yarım daire. Ki aynısı olduğu için buna çarpı 2 diyelim o zaman. 2 tane var bundan. Devam. Şurada büyük bir yarım daire var. Şu. Bunu da hesaplayalım. Bakın bu da yarı çapı 6 olan şu alttaki yarım daire. Yarı çapı 6 olan yarım daire. 2 pi r bölü 2 artı. Şimdi bitmedi tabii ki. Bak beyaz dediğim şurası da beyaz. Bunun da bir çevresi var değil mi? Şuradaki çevreyi katacağız işin içine. Yani şundan bir tane katacağız. Tam dairenin çevresi 2 pi r. 2 pi r'si de 3 bölü 2. Bir de işte dostlarım şurayı kaçırmayın. İşte burası zaten sıkıntı.
Onu da şöyle mavi ile yapayım ben sizin için. Bir de şurayı katacaksınız. Şurası. Bakın çünkü şuradaki beyaz kısmın, şu beyazın ya da şuradaki beyazın çevresini oluşturuyor değil mi burası arkadaşlarım? Bir tane de burada tam daire var. Yarıçapı 3 bölü 2 olan. Yani şundan 2 taneyi unutmayın dostlarım. Bunu unutursan gitti. Basit soru gitti. Şimdi toparlayalım. İkiler gitsin 6 pi. İkiler gitsin 6 pi. İkiler gitsin 6 pi. 18 pi diyebiliriz sorunun cevabına. Evet. Sinem Hanım daire biçimindeki sehpasını boyayacaktır. ABCD noktalarını AB paralel DC biçiminde işaretlemiş ve noktaların arasını griye boyamıştır. Tamam. Sehpanın yarıçapı 6 birim ve merkezinin AB ve DC kirişlerine uzaklığı 3 birimdir. Şimdi sehpanın yarıçapı 6 birim. Merkezi şöyle işaretleyelim. Yarıçapımız 6, kirişin ucuna çizdim. Sehpanın merkezinin şuraya uzaklığı da 3'müş. Bakın ne çıktı? 90'ın karşısı 6 ise şurası 30 olmalı ki yarısı olsun. Burası da 60 demek ki. Yine aynı muhabbeti buradan da yaparsam burası da 60 gelecek. Yani şurası 120 derecelik yaymış meğersem sabahtan beri yaptığımız şey arkadaşlarım. Sehpanın boyalı bölgesinin çevresi nedir diye soruyor. Tamam hemen bulalım. Şimdi şu uzunluk 6, 6, şurası DC 6 kök 3 değil mi? 120, 30, 30 üçgeninden DC'nin uzunluğu 6 kök 3. AB de aynısı arkadaşlarım. Bu da 3 birim uzaklıktaymış buraya. 6 kök 3 de buradan geliyor. Yani bir 12 kök 3'ümüz var. Sonra şuradaki yay artı şuradaki yay var. Çevre bunlardan oluşuyor. Şimdi bu yayların da uzunluğunu bulalım. Şimdi şurası kesin 60 derecelik yay. 60 derecelik yayın ölçüsü, uzunluğu ne yapıyorduk? 60 bölü 360 çarpı 2 pi r. Gitti. Gitti. 6. 6'lar da gitti. 2 pi'ymiş burası. 2 pi de bu olacak. Yani 4 pi toplam. Çevresi 12 kök 3 artı 4 pi'ymiş. Yani Adana şıkkıymış dostum. Evet, 25 numaralı sorumuz. Yarıçapı 4 santim olan daire biçiminde pizza şekil 1'deki gibi 8 eş dilime ayrılıyor. 3 dilimi yeniyor dostlarım. 3 dilim yendi. Ve şöyle birleştirildi. Buna göre pizzanın çevre uzunluğu. Şimdi yarıçapı kaçtı? 4. Şu uzunluk 4. Şu uzunluk 4. Yani şu dilimin şu yarıçapları 4. O halde burada da göstereyim. Şurası 4. Şurası 4 dostum. Bir kere bu 1. Sonra bu 8 dilimden oluştuğu için 360'ı 8'e bölersem 45 derecelik dairedir. Şimdi şu yay uzunluğunu bulalım. 45 bölü 360 çarpı 2 pi r. Gitti. 45 ile 2'nin çarpımı 90. 4 ile çarparsam 360. 360 ile sadeleşti. Pi kaldı. Demek ki bu x dediğim yay uzunluğu pi'miş. Bak bunun çevresini hesaplıyorum. 4. Şurada pi. Şurada pi. Şurada 1 pi. Şurası 4. 1 pi. 1 pi de buradan geliyor. Yani çevresinde toplam 5 tane pi var. Bir de 4, 4, 8 var arkadaşlarım. 5 pi artı 8 sorumuzun cevabıdır dedik. Evet, buna bakıyoruz. Şekildeki düzenekte C makarası B makarasıyla aynı merkeze sabitlenmiştir. İşte burası önemli. Şuradan bu iki makarayı sabitlemişiz. Yani B makarası kaç tur atıyorsa C de o kadar tur atıyor demektir bu. A ve B makaralarına sarılmış bir kayış aracılığı ile dönme hareketi C makarasına aktarılmaktadır. ABC makaralarının yarıçapları sırasıyla A'nınki 3, B'ninki 4, C makarasınınki de 8. Orada bir sıkıntı var. C daha küçük sonuçta. Burası 4'tür. Değil mi? 4 ise tamamı 8 olması için burası 4'tür arkadaşım. Tamam. A makarasının merkezine sabitlenmiş bir kol çevrilerek C makarasına sarılı ipe asılı cismi 48 santim kaldırmak için A makarası kaç tur döndürülmelidir diye bir soru sormuş bize. Tamamdır. Burayı da anladık. 48 pi. Bu arada şurada pi'yi de görün. Kaldırmak için diyor ne kadar dönmelidir diye bir soru sormuş. Şimdi bunun
Çevresini hesaplayalım hemen kardeşim. Bunun çevresi 2 pi r, yani 8 pi. Büyüğünün çevresini hesaplayalım. 2 pi r'den yarıçapı 8 ya, 2 çarpı pi çarpı 8'den 16 pi. Bunun çevresini hesaplayalım. 2 pi r'den 6 pi. Şimdi dostum, 48 santim, 48 pi yukarı kalkması için şuranın tam 6 tur dönmesi lazım. 6 tur. 6 tur dönerse 8 pi, ya bir tur dönmesi çevresi kadar 8 pi. 6 tane 8 dönecek ki 48 pi olsun. Demek ki bunun 6 tur atması lazım. Peki bunun 6 tur atması demek, bu keratanın da 6 tur atması demek değil mi? Büyük, çünkü sabitti bunlar birbirine. Bu da 6 tur atıyor. Peki 6 tur atarsa bu adam, çevresi 16 pi ya. 16 pi'lik çevre 6 tur atıyor arkadaşlarım. Toplam 96 pi dönüyor bu adam. Bu da 96 pi dönecek haliyle, aynı kayışa bağlılar. Bunun da 96 pi dönmesi demek, 6 ile neyi çarparsam 96 olur? 16'yı çarparsam demek ki 16 tur dönmeliymiş bu kardeşim. Şuna bakalım. Yarıçapı r, çevresi 2 pi r olan hesapları. Ay, bir ayrıtın uzunluğu 8 olan küp. Önden görünümü B noktasında döndürülüyor. D noktasının aldığı yol. Bak şimdi. B sabit nokta, bana da D'yi döndür diyor. Bir tur atıp D şuraya geliyormuş. Demek ki D şöyle bir yay çizerek buraya geliyor dostum. İşte şu köşegeni de çizelim. 1 ki ayrıtı 8'di. Köşegeni 8 kök 2 olur. 8 kök 2 olur. 45 45 diye bölüyordu karede köşegen. 90 derecelik yay uzunluğu yaparak buraya geliyormuş bizim D noktamız. Aldığı yolu soruyor. Yani şu yayın uzunluğunu soruyor. Çeyrek dairenin yay uzunluğu 2 pi r bölü 4. Çeyrek dediği için gitti gitti 2 kaldı. Pi r bölü 2'yi soruyor. R de 8 kök 2 idi. Gitti gitti 4 kök 2 pi kadar yol aldı diyebilirim. 28. Dikdörtgeni kaydırılmadan ok yönünde önce BC kenarı, sonra CD kenarı, daha sonra da AD kenarı D doğrusu üzerine getirdiğinde A noktasının aldığı yol ile D doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet, şimdi burada da dikkatli bir şekilde yavaş yavaş yapalım sorumuzu. Döndürelim şunları tek tek arkadaşlarım. Şimdi önce C noktasının üstüne devirirsek C buraya geldi. Benim dikdörtgenim şöyle oldu arkadaşım. Şu hali aldı dikdörtgenim. Denizli noktası burada, Adana'da buraya geldi. Bu bir. Sonra DC'nin üstünde döndürüyorum. Şöyle bir dikdörtgen olur bu. Şöyle. D noktası buraya geldi. A buraya kaydı. B de şuraya gelmiş oldu böylelikle. Şu dikdörtgende de burası oldu. Sonra bir de AD'nin üstüne yatırıyoruz, değil mi? AD'nin üstüne yatarsak dikdörtgenimiz de şu hali alıyor. Şöyle bir daha yapalım. Evet. A noktası buraya geldi. AD. Sonra C buraya gelecek tabii ki haliyle. C buraya çıktı. B de burada. Evet. Şimdi diyor ki A noktasının aldığı yol. Bakın A noktası ilk etapta şöyle gösterelim onu. Kırmızı ile yapalım. Biraz da kalın yapalım. Buradan buraya bir çeyrek daire yol alır. Sonra A noktası buradan şuradayken şuraya doğru bir yol alır. Şöyle bir yay yapar. En son A noktası buradayken de şuraya doğru bir yol izler. Şimdi ilk etapta B'nin etrafında döndürüyorum. Şuradaki çeyrek dairenin yay uzunluğu kadar yol izliyor. D doğrusuyla arasında kalan alan burası oldu. Sonra burada C'nin etrafında döndürülüyor. Şöyle bir kısım yani. Şu yay boyunca gidiyor. D ile arasında kalan parça şuranın tamamı olur. Burada da bir çeyrek daire dönüyor. D ile arasında kalan parça da buradaki çeyrek daire olur. Şimdi hepsinin toplamını istiyor bizden dostlarım. Toplayalım tek tek. Önce şu çeyrek daire. Bakın burası 6 kök 2 ise yarıçapı 6 kök 2 olan çeyrek dairenin alanı. Pi re kare bölü 4. Yarıçapım 6 kök 2 olduğu için karesi 72. 4'e böldüm 72'yi, 18 pi. Birinci alan bulduk. Burayı bulduk.
Şimdi geldik şu ortadakine. Hatta şu sonuncuyu bulalım. Bu da direkt basit. 2 kök 2 imiş burası. Şunu buluyorum şimdi. Yarıçapı 2 kök 2 olan çeyrek daire. Pi 2 kök 2'nin karesi bölü 4. 2 pi de buradan geldi. Yani bir 10 pi, 18, 2 daha 20 pi'miz var bir kere elimizde. Şimdi şurası dostlarım. Bakın buraya iki kere dikkat edin şimdi. Çünkü burada bir, şuradaki çeyrek dairelerimiz var. Şu çeyrek daire bir kere var. Şurada bir çeyrek daire var. Şurada da bir dik üçgenimiz var dostum. Gördünüz mü? Bir dik üçgen burada. Bir dik üçgen de burada. Şurası 6 kök 2, burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2, burası 6 kök 2 olan üçgen. Alanı ne yapar bunun? Dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölünce bulunuyordu. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bunu silsin 12. Şurası 12, burası da 12'ymiş alan olarak dostlarım. Yani bir de artı 24 var. Bunu da unutmayalım. Bir de şimdi şu ortadaki çeyrek daire var. Çeyrek daire pi r kare bölü 4. Tabii bunun r'sini bilmeliyim. Şurasını bulmalıyım. Onu da şuradan Pisagor yapacağım. Bakın 2 kök 2, 6 kök 2. 3 katı. Hiç Pisagor'a gerek yok. 3 katıysa neydi? Küçük olanın yani 2 kök 2'nin kök 10 katı. 2 kök 20. Şurası 2 kök 20'ymiş. Demek ki yarıçapım 2 kök 20. Karesini alırsam pi çarpı 2 kök 20'nin karesi 4 çarpı 20 bölü 4. 4'ler gitti. 20 pi de buradan geldi. Artı bir de 20 pi'miz var. Toplayalım. 20. 20 daha 40 pi artı 24. 40 pi artı 24 Ceyhan'da var. Çok güzel bir soru olmuş dostlarım. 29. Kenar uzunluğu 2 birim olan karesi biçimdeki levha önce B köşesi etrafında ok yönünde sonra C üssü sırasıyla bu kareler elde ediliyor. Noktaları doğrusal olduğuna A köşesinin bu işlem sonunda aldığı toplam yol kaç birimdir diye bir soru soruyor. Şimdi önce B'nin etrafında A'yı döndürüyorum. Bir kere A buradan buraya bir çeyrek yay yaparak geldi dostlarım. Bu bir. Şimdi buradan da hemen şu çeyrek dairedeki aldığı yolu bulalım. Yayın uzunluğunu bulalım. Çeyrek daire dediği için yay uzunluğu 2 pi r bölü 4. R'miz de 2. 2 kere 2 4, 4'ü götürdü pi. Buradan bir pi yolunu aldı. Şimdi bu şekildeki karede, onu da kırmızı ile yapalım sonrasını. C'nin etrafında döndürülüyormuş. Yani A C'nin etrafında dönecek. Buradan buraya geldi dostlarım. Bu yolu aldı. Şimdi bunu bulalım. Kare olduğu için buralar 45-45. Köşegen açıortaydı 45-45. Bak burası 90 oldu. Yani yine bir çeyrek daire. Ama yarıçapı bu sefer 2-2. 2 kök 2 olan çeyrek dairenin yay uzunluğu. O halde 2 pi r bölü 4. Kök 2 pi de buradan aldı. Toplamını mı soruyor? Pi buradan, kök 2 pi buradan. Pi parantezinde kök 2 artı 1. Adana şıkkı doğru cevaptır. R, yarıçapı R olan çemberin çevresi formülüyle hesaplanır. Uzunluğu 18 olan ağaç fırtına ile yerden 6 metre yükseklikten kırılmış. Demek ki 12'si kalmış şurada. 12 birimlik uzunluk kalmış ve buraya düşmüş arkadaşlarım. Bu 12 birimlik uzunluk. Bakın burada 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6, şurası 60, şurası 120. Yani benim bu A noktam dönerken aslında 120 derecelik bir yay yaparak dönüyormuş dostum. A noktasının aldığı yol işte 120 derecelik yayın uzunluğu 120 çarpı 2 pi r bölü 360 gitti gitti 3 kaldı. R'si de 12 bunun şuraya 12 yazalım. 24 pi bölü 3'ten 8 pi dostlar. Evet, 31 numaralı sorumuzdayız. Üst tablası yarım daire biçiminde çapı 8 kök 3. Şimdi çap 8 kök 3 ise yarıçap 4 kök 3, 4 kök 3 diyelim. Şuraya da merkez diyelim. Tam kaplayan cam yerleştirilmiş ve A noktası sabit kalacak 30 derece döndürülerek. Şimdi 30 derece döndürülmüş. Çap buradan buraya gelmiş. 30 derecelik bir dönüş. Camın masanın dışında kalan alanı nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi şurayı birleştirirsem bakın şu uzunluk artık bir kiriş oldu değil mi? Çemberin kirişi. Ve şurada
Yarıçap 4 kök 3. O zaman ikizkenar burada 30, şurası da 120. Deminden beri yaptığımız şey kardeşim. Şimdi ben şuradaki parçayı bulacağım. Şuranın alanını bulalım. A diyelim buna. A'yı nasıl buluyorduk dostlarım? 120 derecelik dairenin alanı pi r kare. R'si 4 kök 3 olduğu için karesi 48 bölü 360'dan şu üçgeni çıkartacaktık. O da 100 sinüsten 1 bölü 2 çarpı 4 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Toparlayalım bunu. Gitti gitti 3, gitti gitti 16. Yani 16 pi eksi, şimdi 2 kere 2 4'tür. Şu 4'ü silsin. Köküçle köküç 3'tür. 4 ile çarptım 12. Köküçle çarptım 12 köküç kaldı. Bu A alanı. Şimdi bize camın dışında kalan şuradaki masanın dışında kalan parçasının alanı soruluyor. Şurası soruluyor arkadaşlarım. Burayı da nasıl bulacağız biz dostum? Şuradaki yarım dairedir bu normalde masamız, camımız yarım daireden. Ben A'yı çıkartacağım. Şimdi yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2. R'miz de 4 kök 3. Karesi 48 bölü 2'den 24 pi. Ben şimdi 24 pi'den şunu çıkarıyorum A'yı. Eksi 16 pi olur. Artı 12 kök 3 olur. Buradan 8 pi artı 12 kök 3'tür. Benim sorumun cevabı dedi. Evet, bunu da bir sonraki videomuza bırakalım dostlar. Burada durduralım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.